Arkadaşlar merhabalar, ben Akkuş, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle videodan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yanındaki bildirim butonundan bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Sizin desteğiniz sayesinde varız. Bugünkü videomuzun konusu arkadaşlar telefonumdaki Android telefonumdaki arkadaşlar görüntüyü bilgisayar ekranıma aktaracağım. Bunun için çok küçük bir Google Play eklentisi, pardon, Google Chrome'un eklentisini kullanacağım arkadaşlar. Google Chrome'a Visor yazacağım. Web Store'a gireceğim. Google Chrome'un Web Store'una arkadaşlar. Hemen beni böyle bir şey ekledi. Buradan karşılıyor. Bunu Chrome'a ekle diyorum arkadaşlar. Uygulamaya ekle diyorum arkadaşlar. Ben daha önce yapmıştım. Bir daha tekrar kaldırdım. Bir daha siz görün diye yapıyorum arkadaşlar. Şu altta köşede şu an benim görüntümün olduğu yerde küçük bir eklenti indiriyor arkadaşlar. 5-6 MB'lık eklenti şu an indi, denetleniyor. Gördüğünüz gibi web mağazasına indi arkadaşlar. Web mağazasından uygulamaya tıkladığım zaman telefonumu kablolu bir şekilde arkadaşlar bilgisayarıma bağlıyorum. Bakın burada ABD driverslarını falan yükleyin diyor arkadaşlar. Ben buradan direkt tarattırıyorum. Ben de yüklü. Bakın çıktı, Xiaomi Mi 5S kullanıyorum. Ben seç diyorum. International klavye falan seçseydim sanırım iyi olurdu. Yani normal klavyeyle falan. Şimdi şu gördüğünüz gibi altta USB debugging falan dedi ya arkadaşlar. Şu telefonu ben bir açayım. Telefonumun ekranına şöyle küçük bir bildirim geliyor. USB hata ayıklamaya izin verilsin mi diyor. Evet diyorum ve bu şekilde bir ekran açılıyor ekranında arkadaşlar. Şu an bağlandı. O mobil deniz bankacılık, en son kapatalım bunu. Bununla bir işimiz yok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hani görüntü kalitesi çok muazzam değil. Neden muazzam değil? Ben bunu niye küçülttüm ya? Şöyle biraz büyüteyim. Arkadaşlar görüntü kalitesi çok muazzam değil. Neden muazzam olmadığını da söyleyeyim. Program paralı aslında. Bedava versiyonunu bu şekilde kullandırıyor size. Ben niyeyse sayfa atlayamadım yani. Şunu biraz daha mı genişleteyim, ne yapayım? Şöyle yapsak çok saçma mı oldu? Yok, güzel oldu. Arkadaşlar şimdi öncelikle şuradan ayarlardan izin vermeniz gereken bir durum var. Buradan cihazın bazı cihazlara göre şu mikrofonumu düzleyeyim. Buradan bende nerede? Tüm özellikler diyelim. Bende MUI sürümü diyor. Bazılarında işte farklı farklı diyebilir. Telefonlara göre değişebilir. Buradan basıp 5-6 defa hızlı hızlı basarsanız arkadaşlar geliştirici oluyorsunuz. Geliştirici olduktan sonra gene tekrardan ayarlara girip ben de şurada ek ayarlarda burada geliştirici seçeneklerine tıklıyorsunuz arkadaşlar. Geliştirici seçeneklerinden de arkadaşlar USB hata ayıklamayı açıyorsunuz. Yoksa bu programı kullanma şansınız yok. Hata ayıklamayı açtığınız zaman arkadaşlar, tabi bunu elle yapıyorsunuz siz. Tabi tek şunu şey yapamadım ben. Sayfa geçişlerinde şöyle bir ufak bir problem var arkadaşlar. Buradan kontrol edebiliyorum. Onun o güzelliği var. Şu uygulamayı yüklüyor telefonunuza. Bu uygulamayı silmiyorsunuz. Bu uygulamayı silerseniz kullanamıyor gibi bir durum söz konusu. Görüntü de gittikçe güzelleşiyor. Hani anlık görüntü aktarımında sanırım problem var. Buradan misal ayarları değiştirmek istediğinizde, misal atıyorum ne diyelim? Bir ev diyelim. Bakın burada ayarlar var. Misal atıyorum bunu bitrate'ini 4 MB'e kadar çıkartabiliyorsunuz. Ama diyor ki size paralı versiyonu, pro versiyonu kullanırsanız bunu kullanabileceğimizi söylüyor. Buradaki ekstra ayarlarda işinizi görebilecek bir şey varsa satın alın, kullanın arkadaşlar. Kırılmışı var mıdır bilmiyorum. Hani güzel bir program, emeğe saygı. Diyorum yavaş yavaş da videoyu bitiriyorum. Arkadaşlar beğendiyseniz beğenmeyi, videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Buradan olabilirsiniz, sayfa girişinden ya da herhangi bir videoya tıklayıp
Bu arada videolarımı da beğenin arkadaşlar. Hop Artık hop hop kendiniz hop hop. denizi kendiniz kurabilirsiniz. Video durmuyor. Buradan da arkadaşlar alt kısımdan da abone olabilirsiniz. Benden bu kadar arkadaşlar. Hepinize hayırlı akşamlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın diyorum arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.